Özel Doktor Fatih Öğüç Fertilife Afyon Hastanesi Mucize Bebekler programını sunar. Merhaba sevgili Kanal 3 izleyicileri. Fertilay Sağlık Grubu sponsorluğunda hazırladığımız Mucize Bebekler programının yeni bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Onur Meray. Onur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanımayan izleyicilerimiz için, çünkü ilk defa konuğumuzsunuz programımızda, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tabii. 1979 Tarsus Mersin doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi orada tamamladıktan sonrasında üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bitirdim. Kadın hastalıkları doğum uzmanlığımı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldıktan sonra 2010 yılından beri kadın hastalıkları doğum uzmanlığı yapmaktayım. 2013 yılından itibaren de tüp bebek uzmanlığımı devam ettirmekteyim. Çeşitli Türkiye genelinde mecburi hizmet dahil başka hastanelerde çalıştıktan sonrasında 2016 yılından itibaren tüp bebek merkezlerinde çalışmaya başladım başka illerde. 2020 Ekim ayından itibaren de Afyon halkının hizmetinde olmak üzere Fertilife Afyon Hastanesi'nde başladım. Teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz diyorum ben Afyon halkı için. Hem programımıza hem Afyon'umuza hoş geldiniz. Hoş gördük. Hocam bu hafta sizinle tüp bebek konusunu konuşacağız. Hastalarımızdan gelen sorular var, sosyal medyadan ulaştırdıkları. Ben onları biriktiriyorum ve sizi zorlamak üzere sorularımı hazırlıyorum diyeyim. Hocam, hemen başlayalım müsaadenizle. Tabii. Tüp bebek tedavilerinde hastaya yaklaşım neden önemlidir? Çünkü tüp bebek tedavileri aslında en önemli şeylerden birisi kişiye özel yaklaşım. Kişiye özel tedavi anlamına gelir aslında. Kişiler aslında bunun farkında değildir ama kişiden kişiye farklılık gösterir hanımdan hanıma. Çünkü o ailenin, eşinin sperm sayısından tutun, sigara içmesine, yaşına, kilosuna, boyuna bağlı olarak, adet döngüsüne bağlı olaraktan kişiye özel tedavi uygulamak çok önem arz eder burada. O yüzden de hastalarımızda atıyorum bazı hastalarımızda tedavi süreleri işte 3 haftaya bulurken bazı hastalarımızda 4-5 haftaya uzayabilir. Bunların nedeni de kişiler arasında farklılıktan kaynaklanır. Yani aslında şunu belirtmek gerekiyor tam bu noktada. Bazen hastalardan çünkü şu sorular geliyor. Özellikle sosyal medyanın ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu daha çok duyduğumuz sorular olmaya başladı. İşte hocam duydum benim komşuma şu ilaç kullanılmış, bu kadar kullanmış. Ben niye daha az kullandım? Ben neden onun kullandığı ilacın aynısını kullanmadım? Ya da o tedavi bana neden uygulanmadı gibi soruları çok fazla soruyorlar. Bu çok kafa karışıklığı yaratabiliyor özellikle. Bu da yine kişiye özel tedavi ile alakalı bir durum değil mi? Çok alakalı. Az önce söylediğim gibi adet döngüsü her hanımda değişiktir. Normalde kitabi bilgiler 28 günde bir ortalama bir hanımın düzgün bir adet gördüğünü bize söyler. Yalnız bazı hanımlar 25 gün adet görür, bazı hanımlar 21 gün, bazı hanımlar 30-35 gün arasında görür. Buna göre de bu hastanın aynı zamanda boyuna ve kilosuna göre yani body mass indeksine göre de kullanacağı doz hesaplanır. Bu doz hesaplamasına bağlı olaraktan da hastalar az önce de belirttiğim gibi 2 hafta süreyle tedaviye maruz kalıp da yumurta topladığımız insanlar da hanımlarımız da oluyor. 3 hafta süreyle ilaç kullanıp da yumurtalarını ancak geliştirip ondan sonra topladığımız hanımlar da oluyor. O yüzden bir kişi komşusundan duyduğu şekilde benim yanıma çok sık, çok güzel bir soru sordunuz bu arada. Benim yanıma çok sık böyle geliyor ve diyorlar ki hocam ben yan komşumda artmış bir ilaç var ve A isimli ilacı kullanmış. Bana niye bunu yazmıyorsunuz? Ben bunu kullanayım. En azından benim için de maddi olarak daha ideal olacak ama ne yazık ki bunun mümkünatı olmayabiliyor. Çünkü A kişi isimli hastaya
şu isimli, X isimli ilacı verdiğimizde B isimli hastaya X isimli ilaç uygun olmayabiliyor. Ondan dolayı da kişiye özgü olaraktan adetinin başında gelen hastalarımıza az önce de belirttiğim gibi body mass indeksine, yani vücut kitle oranına göre, adet düzenine göre ve tabii ki ultrason sonucuna ve hormonlarına göre bir tedavi şeması çıkartıyoruz. Ve ondan sonrasında da takibi alıyoruz hastalarımıza. Ya bu sadece aslında kullanılacak ilaçları da kapsamıyor. Tüp bebek tedavisinin kişiye özel olması doğru söylüyorum değil mi? Çünkü kesinlikle. Tedavi sırasında tavsiye edilecek farklı yan yöntemler, işte kullanılacak teknikler ya da operasyonlar, bunların hepsi de yine kişiye özel olarak planlanıyor. Tabii ki. Çünkü aynen, yani mesela hormon düzeyleri düzgün olmayan hanımlarımız, şimdi her adette bir de şöyle bir şey var, hemen çok güzel soru bu. Her adette hastalarımız zannediyor ki hemen gelip istediğimiz zamanda, istediğimiz bir adet döngüsünün başında tedaviye başlayabiliriz. Ne yazık ki öyle değil. İlk başta kesin şartımız, evet, adetli olması lazım hanımımızın ve bu adetinin 2 veya 3. gününde başlamak istiyoruz tedaviye. Peki geliyor, yeterli mi? Hayır, değil. Ultrason bakıyoruz. Ultrason baktıktan sonra biz yumurtalıklar, rahim, rahim duvarı ve tüplerin genel halini, gerekirse bu tüplerde veya rahimde operasyon ihtiyacı olup olmadığına karar veriyoruz. Bu yeterli mi? Gene yeterli değil. Sonrasında hastamızın laboratuvar sonuçlarına bakmamız gerekiyor. O günkü geldiğindeki kan sonuçları, yani hormon, istediğimiz bazı hormon parametreleri var. Bu hormon parametrelerine bakıyoruz. Baktığımız hormon parametreleri bize şunu söylemek zorunda. Bu hanım bu adet döneminde tüp bebek tedavisi için uygundur. Eğer ki herhangi bir uygunsuzluk görürsek başlayamayız. Gene bazı hastalarımız, ben bu dönemde geldim, uygunum, tedaviye başlamak istiyorum diyor. Atıyorum, yurt dışından gelen hastalarımız var bizim, böyle biliyorsunuz. Hı hı. Ve bu hastalarımız özellikle yanımıza geldiklerinde diyorlar ki bizim 2 haftamız var. Peki amenna, hoş geldiniz. Adetin 2. döneminde bekliyoruz. Gelmişler, ayarlamışlar. Bazen uygun çıkmıyor. Hocam yine de başlayın. Hayır, başlayamayız. Bunun için hormonların belirli parametreler içerisinde olması gerekiyor ki biz tüp bebek tedavisinden başarı elde edelim. Anladım. Peki tüp bebek tedavisine başlamak üzere hasta geldi merkezimize. Tüp bebek tedavisine başlamanın bir yaşı var mı? Herhangi bir yaşı yok ama şöyle de bir önem arz ediyor tüp bebek tedavisindeki başarı. Ne kadar erken yaşta bize başvururlarsa hastalarımız, o kadar başarı ihtimalleri artıyor. Şu bir gerçek ki, 35 yaşından sonrasında hanımlardan elde ettiğimiz yumurtalar ne kadar sayıca çok da olsa, yaşın ilerlemesine bağlı olaraktan kaliteleri dediğimiz çeşitli kalitelerde çıkıyor, biliyorsun sen de. Bu çeşitli kalitelerde çıkan yumurtalar elde ediyoruz. İleri yaşlarda bu yumurta kaliteleri düşüyor. Diyelim ki iyi kalite elde ettik. Bu sefer de işin içerisine genetik faktörler giriyor. Hanım yaşı 35'ten ne kadar ileriye giderse genetik olaraktan elde ettiğimiz yumurtalar daha fazla ihtimalle bozuk çıkabiliyorlar. Bunu elde ettiğimizde göremiyoruz. Sadece biz kalitesine karar verebiliyoruz. Çünkü bu genetik araştırma gerektiriyor daha sonrasında. O yüzden daha fazlasını da yaymadan hemen şöyle söyleyeyim. Hanımlarımız 35 yaşından öncesinde eğer ki evlilerse hemen bize başvursunlar, eğer ki belirli bir süre çocukları olmuyorsa. Veya en güzeli, evlenme çağındaki hanımlarımız, adet döngüleri düzensiz olan bekar hanımlarımız, daha genç hanımlarımız direkt kadın doğumcuya gitmeliler. Evlenmeye karar vermeden öncesinde bile muayeneleri rutin bir şekilde yapılmalı. Bu hanım gerçekten düzgün adet görüyor ama yumurtalıkları ne alemde? Çünkü pek çok hastamız var, adetleri gayet düzgün olduğu halde, yaşları gayet genç olduğu halde erken yaşta yumurtalarının sayısı azalmış. Bunlar ne yazık ki başta adetleri düzgün olduklarından dolayı ihmal edilen hastalar. Kendileri ihmal ediyor tabii ki. Bu durumda yapılacak şey ailelere, çocuklarını, kız çocuklarını adet döneminden sonrasında, genç kızlık döneminde diyelim ki, kesinlikle bir kadın doğum muayenesine götürüp kontrol ettirmeleri. Üreme çağındaki hanımlarımız evlenmeyi düşünüyorlarsa, yeni evli hanımlarımız da aynı şekilde evlendikten sonrasında ilk kontrol amacıyla hormonlarını baktırmak için, yumurtalıklarının durumunu, rahminde bir sorun olup olmadığını anlayabilmek için bir kadın doğum muayenesine gitmeleri gerekiyor. Ve ondan sonrasında eğer gerek varsa ikinci aşama, kadın doğumdan tüp bebeğe yönlendiriliyorlar. Ama burada her şeyde olduğu gibi erken tanı
yüz güldürücü oluyor. Nasıl kanserde erken tanı hayat kurtarıcı, bizde de erken tanı yüz güldürücü oluyor. Çünkü bir hanımın fark etmeden erken yaşta bir yumurta kaybı varsa biz bu yumurtaları alıp saklayabiliyoruz. O yüzden de bu erkenden gelen hastalarımızın böyle avantajı oluyor. Ne demeye çalışıyorum sözün özü? Hanımlar evlenme çağındalar veya evlendiler. Belirli bir süre beklemesinler lütfen. Hemen bir kadın doğum hekimine sadece rutin muayene için başvursunlar. Aslında bizim zaten merkezlerimizin başında yazan Sağlık Bakanlığı'nın tanımlamasına göre üreme sağlığı kesinlikle kelimesi, üreme sağlığı tanımı aslında tam olarak burada devreye giriyor. Yani kesinlikle. Burada amaç evet bir şekilde ailenin çocuk sahibi olmasını sağlamak temel amacımız. Evet. Bu neslin devamını sağlamak ama dediğiniz gibi daha evlenmeden sonuçta evlenince başlamıyor üreme fonksiyonları. Kesinlikle. Kadın adet görmeye başladığı anda üreme fonksiyonları da devreye girmiş oluyor. Evet. Doğal olarak bunların kontrolü için erken gelmekte fayda var. Sorularımın arasında vardı aslında ne zaman gelsinler diye. Ben sormadan siz cevaplamış oldunuz. Evet. İyi de oldu. Hocam peki hasta geldi. Muayenesini yaptık. Hormon testleri yapıldı. Ultrason kontrolleri yapıldı. Her şey güzel. Dedik ki evet tamam sizin tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olma şansınız var. Evet. Nasıl işliyor tüp bebek süreci? Tüp bebek süreci insanlara dışarıdan korkutucu gelebilir ama gayet düzgün, hastaları hiç yormayan bir tedavidir. Baştan bunu söyleyelim ki konforlu. Hastalarımız çok konforlu bir tedavidir. Özellikle hanımlar burada çok çekiniyorlar. Şimdi bir erkekler için izlediğimiz yol var. Erkeklerde sperm bakıyoruz. Sperm sayımız yeterli mi? Yeterliyse başlangıçta gördüğümüz spermden sonrasında bundan sonra erkeği tedavi içerisinde görmemize gerek yok. Ancak en son yumurta topladığımız gün erkek hastamız, eşi yani, tekrar çağrılıyor. Erkeklerin işi bu kadar. Çok rahatlar. Ama gelelim hanımlara. Hanımlar her zaman olduğu gibi bütün yükü karşılıyorlar. Adetin ikinci döneminde veya üçüncü adetin ikinci gününde pardon veya üçüncü günde gelmelerini istiyoruz. Bu tedavide başlanılması ideal zaman. Böylece adetin 2-3. günde gelen hanımın ultrasonuna bakma imkanımız ve ona göre de hormonlarını değerlendirme imkanımız oluyor. Baktık, hormonlarını da istedik, parametreler normal. Ultrasonla baktık. Ultrasonda neye bakıyoruz? Yumurtalıklara bakıyoruz. Neden? İçinde yumurtalar kaç tane? Çünkü bu bizim için çok önem arz ediyor. Tüp bebekteki başarımızı en başta o gösteriyor. Yumurtalarımızın sayısına bakıyoruz. Rezervini kontrol ediyoruz. Rezerv, over rezervi diye geçiyor. Biz de buna Türkçesi yumurta sayısı diyelim hastalarımızın kafası karışmasın. Yumurta sayılarına baktık, over rezervlerine gayet güzel diyelim ki. Tüplere bakıyoruz. Neden tüplere bakıyoruz? Tüpler yolaklardır. Yani yumurtayla, yumurtalıkla rahmi birbirine bağlayan bir ana yol gibi düşünün. Bu ana yolda bir sıkıntı olursa, içinde sıvı birikimi olursa, hidrosalpinx, piosalpinx gibi, biz çok iyi bir embriyo da versek rahmin içerisine ne yazık ki tüpten gelen etken zehirli sıvılar embriyonun orada tutunmasını engelliyor. Böyle bir durumun olup olmadığını ultrasonda ilk başta görebiliyoruz. Bunu değerlendirmiş oluyoruz. Değerlendirdik. Diyelim ki böyle bir durum da yok. Bu sefer sıra rahime geliyor. Uterusa yani. Rahimde neye bakıyoruz? Rahimin şekline. Rahmin içerisinde miyom dediğimiz Türkçesi uğur olan iyi huylu tümörler var. Onların yapı var olup olmadığına, varsa eğer büyüklüklerine, sayısına, konuşlandıkları yerlere bakıyoruz. Bunlar neden önemli? Çünkü rahmin içerisinde herhangi bir şekilde yer kaplayıcı bir şey, bir cisim varsa, bu miyom, bunun büyüklüğü rahim döl yatağını etkilerse bizim gene embriyomuzun tutunmasını engelliyor. Öncesinde bunları görüyoruz. Bunlarda da bir sıkıntı yoksa o zaman tedavimizi başlamakta engel yok. Ha, peki varsa, miyom varsa, o zaman miyomun yerleşimi bizi rahatsız edecek düzeydeyse, o histereskopik olarak veya laparotomik olarak, yani karnından girerek veya alttan ışıklı cihazla girerek, kesisiz veya dediğim, girerekten miyomlarını alıyoruz. Oldu, bütün işlemlere baktık, her şey yolunda, miyom, efendim tüpler, yumurtalıklar, işler yolunda. O zaman şimdi artık hormonlara geçti sıra. Hormonlara baktık. Hormonlar da buna izin verdi. O zaman adetin 2 ya da 3. günü tedavimize başlıyoruz. Tedavi yaklaşık olaraktan diyorum 3 hafta sürer. Tekrar ediyorum yaklaşık olaraktan çünkü kişiye özel tedavi önem arz ediyor.
Ortalama 3 haftanın ilk 2 haftasında biz yumurtalıkları büyütmek için ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar göbekten yapılan subkutan iğneler şeklinde oluyor ve yumurtalıklardaki yumurtaların büyümesini indikliyor. Bu şekilde 2 güne bir yakın takip istiyoruz. Yumurtalara yakın bir şekilde takip ettik. 2. haftanın sonlarına yaklaştık. Yumurtalar istediğimiz boyutlara geldi. Bu boyutlar artık hastalarımız da internetten çok kolay ulaşabildikleri için söylüyorum. 16, 17, 18, 19, 20 milimlere ulaştı. Ve istediğimiz boyutlarda senkron bir şekilde, yani birbirleriyle hemen hemen aynı büyüklükte yumurtaları elde ettik diyelim ki. O zaman 2. haftanın sonunda halk arasında çatlatma iğnesi olarak bilinen iğnemizi vuraraktan yumurtalarımızı olgunlaştırmış oluyoruz. Ve ondan 36 saat, 34-36 saat sonrasında da yumurtalarımızı toplama işlemine geçiyoruz. Burada hemen bir alt başlık açacağım. Hastalarımız burada çok korkuyorlar. Bunların anestezili olduğunu hatırlatıyorum. OPU dediğimiz 2. haftanın sonundaki yumurta toplama işlemimiz anestezili yapılıyor. Ve hastamız, tekrar ediyorum, çok konforlu bir şekilde tedavisini sürdürüyor. Biz yumurtalıklardan yumurtalarını topladık. Çıkan yumurtalardan kaç tanesinin iyi kalite olduğunu embriyoloğumuz o gün içerisinde bize söylüyor. Örnek veriyorum, 10 tane yumurta topladık bir hanımımızdan. Bunlardan 7-8 tanesi iyi kalite çıkıyor. Bu 7-8 tane iyi kalite çıkan oositlere, yumurtalara aynı gün içerisinde beyefendinin, eşin verdiği spermi zerk ediyoruz. Tabii ki spermin de ayrı bir hazırlanma prosedürü var. Onları da detaylı bir şekilde işte androloji laboratuvarımız yapıyor. En ideal spermleri, en iyi hızdaki spermleri, en iyi şekildeki spermleri bizim son teknoloji laboratuvarımızda ayırt edip ovarin oositin içerisine zerk ediyoruz. Bundan sonra 3. haftaya girmiş oluyoruz. İlk 2 hafta bu şekilde bitti. 3. hafta içerisinde olay tamamıyla embriyolojide. Yani işin mutfağında. Embriyoloji 5 maksimum 6 gün kadar embriyoların performansını çok yakından takip ediyor. Sonrasında da yaklaşık 5. günde embriyonun performansına göre transferini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu da takriben 3 haftaya tekabül ediyor. Başlamasıyla bitmesi. Başlaması. Adetin başından embriyo transferine kadar. Ama gene bir alt başlık açmak zorundayım. Her hastada böyle olmuyor. Çünkü yumurta toplama işlemimize geçmeden öncesinde çatlatma iğnesini yaptıracağımız gün hastadan gene bazı hormon parametreleri istiyoruz. Bu hormon parametrelerine göre hastanın vücudundan şöyle bir yanıt almamız lazım. Evet, bu hasta taze transferi kabul edebilir vücuduna. Ben bunu kabul ederim demesi lazım. Ya da eğer ki istediğimiz parametre çıkmazsa o zaman dondurma işlemine geçiyoruz. Yani rahim duvarı diyecek ki ben bu embriyoyu tutabilecek kapasitedeyim ve ben buna müsaitim. O hormon testlerinin cevabı. Kesinlikle bunu söylemesi yoksa lazım. Yoksa dondurma yolunu seçeceğiz. Kesinlikle öyle. Anladım. Peki neden donduruyoruz embriyoyu? Yani embriyoları bu hastada diyelim ki tamam hani hormon parametreleri izin vermedi. Başka ne gibi nedenlerden dolayı donduruyoruz? Hastanın kendi can güvenliği de bazen. Mesela diyelim ki bazı hastalarımızın özellikle polikistik, multikistik overli hastalarımızın çok fazla yumurtaları toplanıyor. Toplanan yumurtaların sonrasında hastanın vücudu bize gene hormon parametrelerine bakıyoruz dedim ya. O gün diyor ki bu hastaya transfer yapman hastanın hayati tehlikesi, hastayı hayati tehlikeye sokabilir. O zaman donduruyoruz. Veya hastanın kendi istemi de olabilir. Diyebilir ki ben şu an için çocuk istemiyorum, kariyer planlıyorum. Ama ilerkisi için bu yumurtalarımı alın, dölleyin ve ondan sonrasında da ilerideki benim sigortam olsun. Yaş ileride 40 yaşına geldiğimde... Burada bir parantez açacağım. Kendi eşinin spermiyle alıp dölleyip embriyo halinde dondurabiliyoruz. Hastanın bu şekilde isteğiyle. Kesinlikle. Hani şey yanlış anlaşılma olmasın diye altını çizmek istiyorum. Evet. Alın dölleyin siz bunu saklayın deyince. Öyle bir şey yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Buradan izleyicilerimize de belirtilerim. Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği çerçevede evli olmayan çiftlere herhangi bir şekilde herhangi bir işlem yapmamız yasal değil. Değil. Kesinlikle öyle. Kusura bakmayın böldüm. Yok, çok düzgün bir şekilde söyledik. Doğru söyledik. Teşekkür ederim bunun için. Evli kendi eşinin spermiyle döllenip de
ben kariyer yapmak istiyorum diyen hanımların embriyolarını ilerisi için saklıyoruz. Bu bir alternatif. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği kriterler içerisinde diyelim ki hastamız evli olsun veya olmasın, kanser teşhisi kondu ve kanser teşhisinden sonrasında kemoterapi, radyoterapi görmesi gerekiyor. Böyle bir durumda yumurtalıklarının içindeki yumurtalarını koruyucu olaraktan biz yumurtalarını da toplayıp toplama işleminden hemen sonrasında bekar hanımlarda veya evli hanımlarda da embriyo oluşturduktan hemen sonrasında dondurmaya gidiyoruz. Gelen soruların arasında vardı. Hemen yeri gelmişken onu da sorayım. Hastamız diyor ki ben doktoruma kontrolümü yaptırdım. Evet. Bana çikolata kisti olduğunu söyledi. Ameliyat yapılacağını söyledi. Çikolata kisti yumurta rezervini, yani yumurtalarımı azaltacağını söyledi. Yumurta dondurmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Yani yumurta dondurma işlemini bu durumda tavsiye edebiliyor muyuz? Ya da evliyse, hani şeyini bilmiyorum, medeni durumunu. Evet. Evliyse embriyo dondurmayı yine çikolata kistinden dolayı yapabiliyor muyuz? Şöyle ki, çikolata kistleri bu altı çok güzel bir başlık. Yani çok merak ediliyor bu hastalarımız arasında. Çikolata kistlerinin boyutları çok önemlidir. Öncelikle çikolata kisti tanısı alan hastalarımız lütfen ameliyat olmadan öncesinde benim yanıma gelsinler. Afyon ve çevresindeki hastalarımızı tüp bebek uzmanına gelsinler ki gerçekten bir ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu diye tüp bebekten bir konsültasyon alsınlar, bir bilgi alsınlar. Bu çok önemli. Diyelim ki endometrioması nedeniyle hastanın ameliyat olması gerekiyor. Bu sefer yapılacak şey, evet, ameliyat olmadan öncesinde hemen yumurtalarını toplamamız gerek. Oluşan embriyolarımızı eşinden aldığımız spermle oluşturduğumuz embriyolarımızı saklamamız gerek. Çünkü bazı endometriyomalarında ameliyat olması gerekiyor. Endometrioma dediğimiz şey de ameliyat sonrasında ne yazık ki yumurtalık rezervini kötü yönde etkiliyor, azaltıcı yönde etkiliyor. Bundan dolayı da alt başlık hanımlarımız diyelim ki ileri yaşta artık kariyer yaparken de kariyerleri nedeniyle ileri yaşlarda evlenmeye başlıyorlar. Düşük yumurtalık rezervi tanısı almış hanımlarımız da bekarken yumurtalarını dondurma haklarına sahipler. Bunu da ekleyelim. Yani aslında güncel tabirle bebek de yaparım, kariyer de diyebilecekler yumurtalarını dondurdukları zaman, doğru mu? Kesinlikle. Yasal olarak da bunun süresi var herhalde. Evet, yani şöyle ki yumurtalarını 5 yıl süreyle Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı izin veriyor. Ondan sonrasında her uzatma döneminde her bir yıl uzatmaya da gelmesi gerekiyor hastamızın. Böyle de bir konfor sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı sonrasında da uzatmaya izin veriyor. İzin veriyor. Tabii ki hastanın rızası ve yıllık gelip de yasal işlemlerini yaparak. İlk bölümün son dakikalarına girdik. Hemen bir son soruyla kapatalım. Kadınlar tamam, embriyo dondurdu, yumurta dondurdu. Erkekler ne yapacak? Tabii. Şimdi şöyle. Var gene, onlarda da böyle bir saklama konforu diye soruyorlar. Kesinlikle var. Ama onlarda da Sağlık Bakanlığımızın verdiği kriterler içerisinde uyacağız. Bu kriterlerin içerisinde en önemlisi gene kanser hastalarımız, kemoterapi, radyoterapi alacak olan erkek kanser hastalarımızı sperm koruyucu, sperm dondurma işlemini yapabiliyoruz. Kemoterapi, radyoterapi almadan önce veya bir ameliyata maruz kalmadan önce. Ama ondan sonrasında da mesela illa kanser olmak zorunda değil. Bazı erkek hastalarımızda spermi çok çok az olabiliyor. 1, 2, 3, 5 belki. Çok az. O zaman da dondurma hakları var ve o zaman da bize başvurup Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız, müdürlüğünden aldığımız, çıkarttığımız yazılı izinlerle bu erkek hastalarımızın da gonatlarını, yani sperm hücrelerini dondurabiliyoruz. Hocam, ilk yarının sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, programın ikinci yarısında kaldığımız yerden bu gerçekten faydalı sohbete devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertile Life Afyon Hastanesi'nin sunduğu Mucize Bebekler programı reklamlardan sonra devam edecek. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertile Life Afyon Hastanesi'nin sunduğu Mucize Bebekler programı devam ediyor.
Yeniden merhaba Kanal 3 izleyicileri. Fertilife Sağlık Grubu sponsorluğunda hazırlayıp sunduğumuz Mucize Bebekler programının ikinci bölümünde Operatör Doktor Onur Meray ile sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz. Kanalını yeni açanlar, televizyonu yeni açanlar için program konumuzu yeniden hatırlatmak istiyorum. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı Operatör Doktor Onur Meray bu haftaki konuğumuz. İlk bölümde tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı, ne zaman gelip kontrol olmalılar veya bu tedavilerde kişiye özel yaklaşımın hastaya faydaları nelerdir? Bunlardan bahsettik. Şimdi hocam, tedaviye başlamak kararını verdiler. Şöyle sorayım en başta aslında. Neden Fertilife Hastanesi, neden Fertilife Afyon? Daha doğrusu siz yeni geldiniz. Ekim 2020'de geldiniz. Evet. Siz neden tercih ettiniz? Hastalar neden tercih etsinler? Şöyle ki, Fertilife Afyon Hastanesi'nin donanımını gayet diğer Türkiye'deki tüp bebek merkezlerinden farklı gördüm. Genel aşağı yukarı, Abdullah'cığım sen de biliyorsun, çoğu tüp bebek merkezinde hemen hemen aynı donanımlar var, özellikle laboratuvarlarında. Bu işte de asıl önem arz eden, tüp bebekte asıl önem arz eden, bu işin mutfağı dediğimiz yer laboratuvardan geçer. Özellikle şu dikkatimi çekti. Türkiye'de iki tane merkezde bulunan önemli bir aletimiz var, Embryoscope Plus diye. Ve bu Embryoscope Plus ne kadar başarı elde ettirmemize neden oluyor, sen görüyorsun, ben şahit oluyorum. Bunu gördüm. Laboratuvarda çalışan ekibin ne kadar profesyonel olduğunu gördüm. Sen gayet çok profesyonelsin ve laboratuvardaki donanımın ne kadar iyi olduğunu gördüm. Ve tabii ki ön saftaki ekibin de bu konuda ne kadar deneyimli olduğunu gördüm. Böyle olunca da biz biliyorsun çok başarı odaklı insanlarız, doktorlar. Ve başarı olduğu zaman bundan haz duyuyoruz. Mesleki tatmin diyoruz biz buna. Evet. Bu nedenle de bu tüp bebek merkezini, Fertilife Afyon'u tercih etmemin en büyük nedeni laboratuvarda ve ön safta ekip olaraktan, klinik olaraktan çok güçlü olmasından kaynaklı gelmeyi tercih ettim Afyon'a. Hazır konusunu açmışken ben de müsaadenizle bir şeyler eklemek istiyorum burada. Tabii. Evet, Embryoscope Plus dediğiniz gibi Türkiye'de sadece iki merkezde var. Evet. Ama bir farkımız daha var bizim. Aslında şu anda Türkiye'de kullanılmıyor. Daha yeni yeni kullanmaya başlayacaklar ama biz aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Bu da yapay zeka destekli embriyo seçimi. Kesinlikle doğru. Bu ne işe yarıyor? Kısaca bundan da bahsedip hemen sorularıma geçeceğim ben. Yapay zeka yüklenen, yapay zeka programına yüklenen binlerce embriyonun kalitesi, görselleri değerlendirilerek canlı doğum oranı en yüksek olan embriyoyu seçmemize yarıyor. Yani biz kendimiz embriyoyu seçiyoruz. Daha sonra o programa diyoruz ki bir de sen bize tavsiye et bakalım hangi embriyoyu seçelim transfer etmek için ya da işte genetik taramaya göndermek için diye programa soruyoruz. İkisinin birbiriyle uyduğu ve başarı şansı yüksek olan embriyoları seçiyoruz. Bu da gerçekten büyük bir fark. Bizim işimizin bir konforu, bir parçası oluyor. Ve hastanın başarı şansını artıracağı için bizi fazlasıyla zaten mutlu ediyor. Evet. Hocam, gelen çok sık sorulardan bir tanesi aslında. Çok karıştırılıyor bu iki terim. Burada yardımınızı isteyeceğiz. Kromozom testi ve genetik tarama aynı şey mi? Hayır, değil. İkisi farklı şeyler. Kromozom testi, biz insanlar ve bütün canlılarda olan kromozomlarımız var. Belirli bir sayıda kromozomla doğuyoruz, üretiliyoruz, yapılıyoruz, yaratılıyoruz. Biz insanlarda, hanımlarda 46XX kromozomla doğuyorlar. Erkeklerde 46XY kromozomla doğuyorlar. Çiftimiz bizim yanımıza geldiğinde bazı endikasyonlar varsa ve biz bunu görüp de istekte bulunabiliyoruz hasta çiftimizden kromozom tahlilleri. Bunu neden istiyoruz? Acaba hastalarımızın kromozomları anormal mi ki çocukları olmuyor? Çünkü çok basit bir test ama çabucak gözden kaçabiliyor. Eğer ki çiftimizin kromozomları anormallik varsa o zaman tüp bebek tedavisinde preimplantasyon genetik tanı veya genetik değerlendirmeye geçiyoruz. Bu genetik değerlendirmenin bir endikasyonu ama genetik değerlendirmede illa kromozom bozuk ebeveynlere gerek yok. Bunun haricinde güney illerimizde sıklıkla gördüğümüz talasemi yani Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi,
bazı tek gen hastalıkları, çocukluk çağında ortaya çıkan metabolik hastalıklar, ölümcül seyreden kas hastalıkları gibi hangi genden olduğunu bildiğimiz, hangi gen lokusundan çıktığını bildiğimiz gen hastalıklarını önceden bulup bunları elimine edip hasarsız olanları, sağlam olanları transfer etmemizi sağlayan preimplantasyon genetik tanı veya genetik değerlendirme embriyoda. Bunların arasında büyük fark var. Bunları karıştırmamak için. Yani sağlam da embriyoyu, daha doğrusu genetik açıdan sağlam embriyoyu seçmek için genetik tarama yapıyoruz. Yapıyoruz kesinlikle. Peki biz bunu hangi durumlarda tavsiye ediyoruz? Özellikle hani şu parametrelere giriyorsa kesinlikle tavsiye ediyoruz diyeceğimiz bir grup var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Erkek infertilitesi grubunda ben mutlaka bunu önermeyi uygun buluyorum hastalara. Kesinlikle mutlaka doğru. Tavsiye ediyorum. Eğer spermde ciddi anlamda bir sıkıntı varsa, hareketlilik, şekil bozukluğu, sayı gibi temel problemleri varsa, spermde bir anomali varsa, çünkü sperm aracılığıyla yumurtaya geçmesi, oradan embriyoya geçmesi olası olduğu için ben mutlaka konuşurken tavsiye ediyorum bana soranlar, ama onun haricinde genetik taramayla tüp bebek tedavisini kimlere tavsiye ediyoruz? Şöyle ki, genetik tarama diyelim ki ileri yaş hanımlarda, az önce bahsetmiştim, 35 yaşından sonrasında hanımlarda ürettikleri yumurtaların genetik olaraktan, yani kromozomal yapılarında bazı bozukluklar olabiliyor. Mesela 35 yaşından sonra atıyorum, örnek veriyorum, trizomi 21 dediğimiz Down sendromu ihtimali daha çok artıyor. Bu bir genetik anomalidir, trizomi 21. Bunun gibi hastalıklar hanım yaşı daha da çok ilerledikçe daha da çok artıyor ve 40 yaşından sonra risk çok fazla. Bundan dolayı 40 yaşından büyük hanımlarımıza biz tüp bebek yaparken bunu önerebiliyoruz. Diyelim ki hastamız 40 yaşında değil veya aileden geçişli bir hastalığı var. Az önce söyledim, kromozomal anomalisi yok ama talasemi majör dediğimiz Akdeniz anemisi var, orak hücreli anemisi var veya metabolik hastalıklı çocukları oluyor hastanın, kas hastalıkları ile doğan çocukları oluyor. Bunun gibi sıkıntıları olan hastalarımıza direkt tüp bebek öneriyoruz. Neden? Böylece anne babanın talasemi taşıyıcılığı varsa veya anne babadan biri hasta biri taşıyıcıysa hasta bir çocuk olma ihtimalini %100 ortadan kaldırıyoruz. Böylece taşıyıcı veya hasta olan ebeveynlerin sağlam çocuklarını bulup bu çiftin sağlam bir gebelik, düzgün bir gebelik ve normal bir çocuk sahibi olmasını garantilemiş oluyoruz. Bu en büyük avantaj. Bunun gibi bir sürü değerlendirilip de bulunan genler içerisinde saklı hastalıklar var. Az önce söyledim. Trizomi 21, trizomi 18, trizomi 13. Bunlar en sık rastlananları. Diğer söylediğim metabolik hastalıklar. Bu metabolik hastalıkların içerisinde ırklara özgü hastalıklar da var. Mesela Fanconi anemisi. Yahudi ırkında çok sık ve güney memleketlerimizde çok sık rastlıyoruz. Mesela orak hücreli anemi, Fanconi anemisi, Tay-Sachs hastalığı gibi. Bir sürü buna benzer kromozomlarda gizli veya ırklara özgü, çoğunlukla o ırkta görülen hastalıklar var. Bu hastalıklardan genetik yaptıraraktan, genetik tanı, preimplantasyon genetik tanı yaptıraraktan kurtulabiliyorlar. Emin olabiliyoruz bunlardan. Kesinlikle. Peki tekrarlayan işte mesela gittim ben 5 kere denedim hocam, olmadı. Tabii. Mesela bu hastaya soruyoruz, neler yapıldı kesinlikle size? Kesinlikle. Genetik tarama yapılmamış bu hastalarda mutlaka tavsiye ediyoruz değil mi? Kesinlikle. Geçen hafta böyle bir gebemiz olduğunu sen de biliyorsun Abdullah'cığım. Başka merkezlerde 4 ya da 5 kere denenmiş ama ne yazık ki genetik tanı uygulanmamış genç yaşta bir çiftimiz. Biz genetik tanı uygulayıp sağlam embriyoyu verdik ve gebelik elde ettik. Maalesef laboratuvarda direkt baktığımız zaman şekline göre değerlendirip evet bunda bir genetik anomali yoktur diyemiyoruz. Kesinlikle. Genetik incelemeyi yapmadan da baktığımız zaman mükemmel dediğimiz ve genetik inceleme sonucunda 40 tane hastalığı çıkan içinde embriyolarla denk geldiğimiz için evet belli gruplarda bunu yapmak önemli. Kesinlikle. Çok güzel bir soru var hocam. Bu soru hiç bugüne kadar gelmemişti. Bu tedavide olan hastalarımızdan bir tanesi. Şimdi soruyu sorunca siz de anlayacaksınız.
HLA uyumlu tüp bebek tedavisi ile ilgili bir soru var. Hani biraz önce bahsettiğiniz başarı odaklıyız, başarı olunca bundan bir mesleki tatmin hissediyoruz diye. Açıkçası bu da benim tap noktalarımdan bir tanesi. Siz anlatınca hastalarımızda, daha doğrusu izleyenlerimizde ne demek istediğimizi anlayacaklar. Buyurun hocam. Ya şöyle ki, genetik tanıdan bahsettik az önce. Bu genetik tanı sadece deminki bahsettiğim o genetik anomalilerde mi geçerli, ileri yaşta mı geçerli? Hayır. Diyelim ki çiftimizin çocuğu oluyor aslında. Çocuğu olmasında sıkıntı yok ama ne yazık ki doğan çocuğu talasemi majörlü doğdu ve uygun bir donör gerekli. İlik nakli gerekli. Bu ilik naklini en uygun kimden alabilir? Ailesinden. En uygun anne baba ve tabii ki kardeşlerinden. Ama her zaman kardeşleri uygun olmuyor. Lösemili çocuklardan bahsediyorum. Sadece anemili değil, Fanconi anemisi, talasemi, orak hücreli anemi. Yani ilik nakli gerekiyor ve doku uyumu gerekiyor. Burada HLA ayrımı yapmak zorundayız. Bunu da gene preimplantasyon genetik tanı, yani transfer öncesinde embriyolara bakmamız, genetik olarak incelememizle bulabiliyoruz. Sözün özü ne oluyor? Bizim yaptığımız oluşturduğumuz embriyolar preimplantasyon genetik tanıyla HLA tiplendirilmesiyle kardeşine, yani hasta olan kardeşine uygun, ona kan verebilen, onun için uygun donör olabilen ilaç, ilik nakli ilaç için kardeş. İlaç kardeş yapıyoruz. Böylece bu hasta kardeşe doğan çocuk hem gayet sağlıklı doğuyor, bundan eminiz. Lösemili, herhangi bir lösemisi olmuyor, herhangi bir anemisi olmuyor ama ayrıyeten hasta kardeşine ilik verebiliyor. Ya da böylece kök hücresi verebiliyor. Verebiliyor. Böylece hasta kardeşini veya kardeşlerini iyileştiriyor, deva oluyor. Bu ne kadar büyük bir şey. Nasıl büyük bir mutluluktur hem aile için hem bizim için. Bu HLA uyumlu tüp bebek tedavisinin hazırlık aşaması da diğer tüp bebek tedavilerinden daha farklı oluyor değil mi hocam? Evet, öncelikle tedaviden önce, yani tüp bebek tedavisinden önce anne baba ve hasta kardeşin kan tahlilleri alınıyor. Kromozomlarına bakılıyor ve HLA tiplendirmelerine yani bakıyoruz. Ondan sonrasında biz tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Tüp bebek tedavisine başladıktan sonrasında genetik merkezi bizim o alınan anne baba ve kardeşle uyumlu olup olmadığını ayırt etmemiz için embriyolardan blastomer örnekleri alıyor. Öncesinde şunu yapıyorlar, o hastalığın tam bir profilini çıkarıyorlar. Kesinlikle. Çünkü biz gelecek olan embriyoda neyi araştıracağız? Tam hangi kromozomun hangi bölgesine bakacağızı araştırıyorlar. Aynen. Değil mi? Biraz fazla tıp açısından tıbbi konuştum galiba. Çok teşekkürler bunu Türkçe'ye çevirdiğin için. Kusura bakmasın seyircilerimiz. Aynen öyle oluyor. Ve ondan sonrasında bu haritalandırmaya bağlı olaraktan biz embriyolarımızdan blastomer örnekleri göndererek, bu blastomer örneklerinden, yani embriyoların çok küçük parçalarını göndererekten kardeşlerini ilaç bebek olup olmamaları açısından kontrol ediyoruz. İlaç olanları, deva olabilecek olanları bulup ondan sonrasında da transfer işlemleri için ayrı tedavisine başlıyoruz. Biliyorsunuz şu anda devam eden bir gebeliğimiz var. Kesinlikle. Dört gözle biz doğumunu bekliyoruz. Evet. Çünkü doğduktan sonra kardeşine kemik iliği nakledilecek ve kardeşinin de iyileşmesine fayda olacak. Söylerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Evet. Bu anlamda da yine Allah kimseye tabii ki böyle bir hastalık vermesin ama bu tür problemi olan hastalarda gönül rahatlığıyla gelip merkezimize başvurabilirler. Hocam, tüp bebek tedavisinden bahsettik az önce ilk bölümümüzde özellikle. Kimisine transfer ediyoruz dedik, altını çizmek istiyorum. Kimisine de dondurma işlemi yapıyoruz dedik. Evet. Bu da çok soruluyor. Aslında hani şey gibi, her sene Ramazan'da sorulan soru gibi, şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı gibi. Evet. Bunu bir de sizden dinlemek istiyoruz. Transferden sonra ne yapsın hastalarımız? Yani hanımefendiler eşlerine nazlansınlar mı gebelik sonucuna kadar? Yoksa 2 saat hastanede dinlendikten sonra gidip gündelik hayatına devam etsinler? Sizden biraz detaylı bilgi almak istiyoruz bununla alakalı. Bu çok güzel bir soru. Çünkü
Birçok hastada şöyle, çok fazla evde ben robot gibi yatmayın diyorum hastalarıma. Sen de duyuyorsundur Evet. söylerken. Robot gibi yatmayından kastım, evet, ilk iki gün bir dinlenme öneriyoruz. Bir diyet veriyoruz. Kaçınılması gereken bazı gıdalar var. Bunların nedeni işte rahim kasılmasını engellemek için. Ama ondan sonrasında asıl bu dönem luteal faz dönemi. Yani luteal faz desteğinin olduğu dönem. Biz ilaçlarımızı veriyoruz. Hastalardan istediğimiz bazı basit uygulamalar var. Bir, sıvı gıda tüketimine, su tüketimine dikkat etmeleri. İki, kabızlıktan kaçınmaları. Üç, COVID'in pandemik olarak dünya çevresinde şu an yaygınlığından dolayı evden çıkmamaları. Dört, ağır iş yapmamaları. Ve en önemlisi bizim ilaçlarımızı kullanmaları düzgün bir şekilde. Ama burada şunu unutmamak lazım. Normal gündelik hayatlarını devam etmelerini istiyoruz ama canhıraş çalışmalarını istemiyoruz. Mesela atıyorum polis olan bir hastamız sahada yoğun bir şekilde çalışmasındansa sahada değil de ofise geçmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu kadar yoğun çalışma, bu kadar stresle bu gebeliği sıkıntıya sokmasını istemiyoruz. Tabii ki bizim ilaçlarımız koruyacak ama biraz da özen göstermelerini istiyoruz. Yani ne kendilerini böyle bir prenses edasıyla nazlanıp da eşlerini bezdirmesinler, ne de canhıraş çalışıp bu gebeliği sıkıntıya sokmasınlar. Bazı şeyler, bazı minimal dokunuşlarla kendilerini yormayacak şekilde işlemlerini devam edebilirler. Ağır işler yapmaktan kaçınacaklar. Ben ev hanımlarına sıklıkla şunu söylüyorum. Ağır işlerin içerisinde örnek veriyorum. Duvar silmek, perde takmak, cam silmek, ağır işler içerisinde su kovasını hiç önemsemeden kaldırmak, yer sofrasını direkt hop diye yüklenip kaldırmak. Bunların olmamasını istiyoruz. Bunlar ağır işler. Ama tutup da evde yemek yapmasın demiyoruz. Evde yemek yapabilir. Bulaşıklarını bulaşık makinesine dizebilir. Ya da elde yıkayabilir. Ondan sonrasında belirli bir süreye izin verdikten sonra oturup dinlenebilir. Bunlara izin veriyoruz. Ama çalışan hanımlarda ne yapıyoruz? Çalışan hanımlarda da eğer ki aktif çalışıyorsa, az önce söyledim polis gibi, çok ayakta duran, çok stresli olan işlerde sahadan geriye çekilmelerini, biraz daha sedanter çalışmalarına izin veriyoruz. En azından bu mümkün değilse de o gebelik sonucunu alana kadar, değil mi? Evet. İzin alıp evde gündelik hayatına devam edebilirler. Kesinlikle. Kaldı ki normal gebelerde de bunlara dikkat ediliyor. Kesinlikle. Tüp bebek hastaları, tüp bebek gebelikleri biraz daha kıymetli gebelik olduğu için bir tık daha önem göstermekte fayda var. Tabii ki. Yeme içme konusunda ne diyorsunuz transferden sonra? Yeme içme konusunda bazı gıdalarımızda özellikle rahim kaslarının kastığını düşündüğümüz mesela nar, avokado, ananas. Bunun gibi gıdalardan uzak durmasını istiyoruz. Tabii ki haricen paketli gıdalardan da uzak durmasını istiyoruz. Normal gebelerde de bunların uzak durmasını istiyoruz ama paketli gıdalardan da uzak durmalarını istiyoruz. Daha organik beslenmelerini istiyoruz. Kahve, kola gibi gıdalardan, kesinlikle gazlı içeceklerden uzak durmalarını istiyoruz. Ama tabii ki bu organik beslenmelerinden kaynaklı. Mesela burası termal memleket. Çok fazla termaller var. Çok fazla sıcak suya girmelerini istemiyoruz gebeliklerinin sonuna kadar. Neden? Bunların hepsi rahim kaslarını kasıp bebeğin tutunmasını engelleyebilecek, düşe hatta Allah korusun diyelim etken olabilecek nedenler. Bunlardan uzak durmalarını istiyoruz. Beslenme burada tabii ki önemli. Bunun için de tabii ki lifli gıdalar bizim için önem arz ediyor. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Neden? Kabızlıktan korunmak için ne gerekiyor? Tabii ki dengeli beslenin. Paketli gıdalardan uzak durun, yasaklı gıdalardan uzak durun ama lifli de beslenin. Yani Türk tencere yemeklerine akşamleyin özen gösterin. Fast food'dan uzak durun gibi. Bir soru daha var. Bu tüp bebek tedavilerinin sonunda hastalarımız gündelik yaşamlarından, gündelik alışkanlıklarından vazgeçmek durumunda kalabilirler mi? Tabii ki. Çok güzel bir soru sordun Abdullah. Çünkü gündelik yaşamdaki en büyük sıkıntımız, biz Türk halkı olarak çok çayı ve kahveyi seven bir halkız. Bunun haricinde çay kahveyi evet tüketmesini yasaklıyoruz ama aynı zamanda sigara içmesini de yasaklamak istiyoruz. Sigara biliyorsun ki yumurtalık rezervini azaltıyor, yumurtalık kalitesini düşürüyor, spermlerin hareketini, şeklini bozuyor. Bunların azalmasını, azaltmasını istiyoruz.
tüp bebek tedavisinin başında zaten bunları anlatıyoruz ama gebe kaldıktan sonra hastamız özellikle sigara, alkol ve bazı hormonlu diyebileceğimiz gıdalardan uzak durması, daha fazla organik beslenmesi ama en önemlisi sigara, kahve, kola gibi tüketimini istemediğimiz, bebekte sıkıntı yaratabilecek, gebeliği negatif etkileyebilecek durumlardan uzak durması. Anladım. Hocam programımızın son dakikalarına girdik. Ben burada kişisel bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Kadın hastalıkları, doğum ve bununla birlikte tüp bebek uzmanısınız. Evet. Doğum dediğimiz kısım, yani ailenin o bebeğiyle kavuşma anı zaten ayrı bir mutluluk. Evet. Bir de buna ilaveten çocuk ümidiyle yıllarca bekleyen en son aldığımız 21 yıllık gebelik bizim evet. için gerçekten çok mutlu ediciydi. Vakalarla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Bu ailelerle birlikte oluyorsunuz. Bu mucizelere tanıklık etmek ne hissettiriyor size? Son olarak müthiş, güzel, tarifi mümkün olmayan bir duygu. Zaten doğumu eskiden beri bir yaradanın mucizesi olarak görüyorum. O doğum esnasındaki o enerjiyi doğum odasında hissetmek kadar güzel bir şey yok. Ama aynı zamanda 20 yıldır, 21 yıldır, 5-10 hangi yani çocuk isteme olan çiftlerimiz uzun süre bekliyorlar. Bu haberi onlara verdikten sonra ben onlara da ailenin bir parçasıymış gibi oluyorum. Çünkü onlar benimle mutluluklarını paylaşıyorlar. Gelip bebeklerinin ne kadar büyüdüklerini gösteriyorlar, nasıl olduğunu gösteriyorlar. Ben de onların mutluluğuna ortak oluyorum. O zaman da benim tabii ki bir ailem var. Biyolojik ailem. Eşim, annem, babam, kardeşim, çocuğum. Evet, ama bunlar benim manevi ailem oluyor ve çok büyük bir aile oluyoruz. Ve inanın o çocuğu annenin kucağına almasına kadar annenin çektiği herhangi bir sıkıntıda ben de karın ağrısı çekiyorum. Yani bu hastayı gebe olmasına neden olduk, vesile olduk. Yaşasın, ondan sonrasında gönderiyoruz, işler bitti değil. Hastanın herhangi bir şekilde elde ettiğimiz gebeliğinin sonuna kadar gitmesini istiyoruz. Bu süre içerisinde bir düşük tehdidi, bir erken doğum tehdidi bile anneyi ne kadar, babayı ne kadar üzüyorsa beni de o kadar çok üzüyor. O yüzden onların mutluluğuyla ayrı bir seviniyorum, üzüntüleriyle de ayrı bir üzülüyorum. Çünkü onlar benim de bebeklerim. Değil mi? Çünkü gebe kaldıktan sonra dediğiniz gibi bitmiyor. Tabii ki. Zaman zaman şeyi gönderiyorlar. Şimdi ben naçizane 16 yıldır embriyolog olarak çalışıyorum. Benim ilk başladığım zamanki çocuklar şu anda o bebekler, o embriyolar şu anda 15 yaşında, 16 yaşındalar. Fotoğraflarını gönderiyorlar. Hocam minik halini hatırlarsınız siz gibi. Bu beni apayrı mutlu ediyor. Bir de siz buna hani doğumhanede de şahit olmak, o transferinde bulunarak da buna şahit olmak apayrı bir heyecan veriyordur. Evet. Hastalarınız bu anlamda çok şanslılar. Buradan tekrar Fertil Life Afyon Hastanesi'ne ve Afyon'umuza hoş geldin demek istiyorum ben. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Mucize Bebekler programının bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertilife Afyon Hastanesi Mucize Bebekler programını sundu.